Evet mi diyecekler, hayır mı sorusuna yanıt aranırken MHP liderinin açıklamalarıyla kafalar iyiden iyiye karıştı. Bahçeli MHP'nin mecliste tercihi ne olursa referandumda da o olur dedi. Başkanlık sistemine olumlu bakıyor diyenlere ise o kanıya nasıl vardıklarını sordu. Bunların hali NATO kafa, NATO mermer. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tercihi ne olursa milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacak. Günlerdir devam eden tartışmalara bu sözlerle nokta koydu. MHP'nin anayasa değişikliğine, başkanlığa, mecliste evet, referandumda hayır diyeceği iddiasına çok sert tepki gösterdi. Bizim başkanlık sistemine olumlu baktığımızı iddia edenler acaba bu sonuca nereden ve nasıl varmışlardır? İster Mors alfabesi, isterse dumanla iletişim kuralım. Milliyetçi Hareket Partisi parlamenter sistemden yanadır. Parlamenter sistemden yanayız dedi ama fiili durum ortadan kalkmalı görüşünü de tekrarladı. İktidar partisine bir kez daha çağrı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi ilke ve ülkülerine uygun olacak şekilde teklifi inceleyecek, elbette bir karar ve sonuca varacaktır. Açıklamaları üzerinden polemik yapanlara da söyleyecekleri vardı. Henüz ortada fol yok, yumurta yokken Milliyetçi Hareket Partisi'ni itibarsızlaştırmaya çalışanları da not edip çok yakında mahcup edeceğiz. Çıkışta başkanlık sistemi tartışmasını neden şimdi gündeme taşıdığı da soruldu. Türkiye'de fiili durumun devamını arzulayanlar, kaos, kriz arzulayanlar ikinci dalga darbecilerdir. Başbakanın Meral Akşener üzerinden MHP FETÖ gerçeğiyle tanıştı sözlerine esprili bir yanıt verdi. Zoka yutmuşuz. Demek ki bizden çok daha evvel Meral Akşener'in kim olduğunu biliyorlardı demektir.